Kabuksuz ceviz konusunda dünya pazarı ve yönelimleri hakkında kaba taslak bir fikir edindik. Şimdi ise bir ülkeye hedef pazar olasılığı açısından biraz derinlemesine inceleyelim. Trade Map bize ülkeler hakkında fikir verir. Bunlar, o ülkenin pazar büyüklüğü, son 5 yılda ve son yıldaki yönelimleri, ithalat yükseliyor mu, düşüyor mu, uyguladığı ortalama gümrük vergileri. Dikkat edilmesi gereken noktalar var. Büyük pazar daha iyi pazar demek değildir. Aksine tüm dünya ihracatçıları ile kıyasıya rekabetten dolayı zor bir pazar da olabilir. Bazen küçük pazarlar da niş fırsatlar sunabilir ve niş fırsatlar daha yüksek kazançlı fırsatlar olabilir. Ülkelerin gösterdikleri son 5 yıla ve son yıla ait ithalat performansları pazarları seçmemizde etken olmalıdır. Son 5 yılda hem değer artışı hem miktar artışı olarak düşen bir pazara giriş yapmak zor olabilir. Şöyle düşünün. Oraya mal satan ihracatçı ülkeler gittikçe daha az mal satmaya başladılar. O ülkedeki tüm potansiyel alıcılar ve pazar onlar tarafından zaten bilinmekte. Siz de oraya mal ihraç etmeye çalışıyorsunuz. Pazarı ve alıcıları öğrenmek için zaman, emek ve para harcayacaksınız ve pazar küçülüyor. Bunun yerine büyümekte olan pazarlarda diğer satıcılarla daha eşit şartlara sahip olabilirsiniz. Pazar ülkeyi seçerken o ülkenin dünya ithalatından aldığı pay önemlidir. Sizin ülkenize uzak, dünya ithalatındaki yüzdesi düşük ve gümrük vergileri yüksek olan bir ülkeye odaklanmak akıllıca olmayabilir. Ülkelerin diğer ülkelere uyguladıkları vergiler aralarındaki ticaret anlaşmaları yüzünden farklılık gösterir. Bu noktada Market Access Map'in desteğine ihtiyacımız var. Sizin ve rakip ülkelerinizin hedef ülke tarafından uygulanan gümrük vergileri sizin için avantaj mı, dezavantaj mı belirlemek çok önemli. Tabii bunların yanında diğer kriterler de mevcut. Bunlar ülkeler arası mesafe, kültürel farklar ve gümrük vergileri dışında diğer pazara giriş koşulları olabilir. Dolayısıyla Trade Map dışı kaynaklar da dikkate alınması gerekir. Trade Map bize bir nevi bu anın ve geçmişe dönük anların fotoğraflarını verir. Bunları yorumlamak ve diğer pazar giriş şartlarını araştırmak şarttır. Şimdi örneğimize geri dönelim ve kendimizi Türkiye'den kabuksuz ceviz satmak isteyen bir ihracatçı olarak hayal edelim. Burada kişisel bir şey belirtmek istiyorum. Ben Mustafa Çakırtaş gerçek bir kabuksuz ceviz ithalatçısı ve veya ihracatçısı değilim. Bu video kursu tasarlarken örnek olarak bir ürün seçmek zorundaydım ve kabuksuz cevizi seçtim. Demek istediğim şey şu. Her ürünü anlamak, yorumlamak, sektörel bilgi ister ve bu o kadar kolay ve kısa zamanda kazanılamaz. O yüzden lütfen kabuksuz ceviz ticareti yapan arkadaşlarımız, hatalarımız varsa affetsin. Biz yine de kendimizi ihracat için hedef pazar araştırması yapan bir Türk kabuksuz ceviz ihracatçısı olarak hayal ediyoruz. En büyük ithalatçı incelemekle başlayalım işe. Almanya tek başına dünya ithalatının %9,5'unu gerçekleştiriyor. Son 5 yılda ortalama olarak değer artışı tüm dünyada %8 iken Almanya'da bu oran %2 olmuş. Son yılda tüm dünyadaki değer artışı %25 iken Almanya'da %18 olmuş. Üçüncü sıradaki İspanya'ya bakalım. Son yılda değer artışı dünya için %25 iken İspanya için %43 olmuş. Evet, İspanya yükselen bir pazar gibi gözüküyor. Ortalama gümrük vergisi %0,9 olarak gözüküyor. Bu da iyi ama yeterli değil. Market Access Map'i kullanarak Türk ihracatçısına uygulanan vergiyi bulmak gerekiyor. Son sütunda 0,9 yazısının üstüne tıkladık ve Market Access Map'e ulaştık. Records per page yazan yerin yanında kutucuğun içindeki üçgeni tıkladık ve en alttaki Show All hepsini göster seçeneğini tıkladık arkasından.
ve aşağıya inip Türkiye'yi bulacağız. Ve Türkiye'yi bulduk. Çok güzel. Türkiye'ye uyguladığı vergi İspanya'nın %0 imiş. Gerisi bir sonraki derse sağlıcakla kalın.